Tekrar günaydın. Herkes burada mı? Hazır mıyız? Başlayalım mı? Şu gazeteleri bir konuşalım. Bugün gazetelerde çok ilginç başlıklar var. İktidara yakın gazeteler öyle bir uçmuş ki. İnanılır gibi değil hakikaten. Şimdi özellikle mesela Star'dan size bir manşet göstereceğim birazdan. Yürü be, yani hakikaten yürü, kim tutar seni diyeceksiniz içinizden. Coşkun, inanılmaz coşkun. Hani yürek yemekle falan alakası yok bunun. Başka bir şeyle açıklamak lazım. Hızlıca başlayalım. Bugün benim de çok vaktim yok çünkü. Bugün acilen hayata karışmak gerekiyor. Şimdi ana akım medya genelde 10 Kasım anmalarıyla sürmanşete taşıyarak onlarla başlamış. Ama Hürriyet'te ilginç bir manşet var. Bugün gün içinde çok konuşulacak, çok dinleyeceksiniz. İlk 2 gün önce bir Amerikan gazetesi buna ilişkin ufacık bir haber yayınlamıştı. Bugün haberin devamı, daha da doğrulatılmış hali var. Bağdat'tan dönen yük manşet. Irak, biri Kuveyt, diğeri Türkiye'den kalkıp Irak Kürt bölgesel yönetimine silah taşıdığını iddia etti. Kanada ve İsveç uçaklarını Bağdat Havalimanı'nda aradı. Irak Savunma Bakanlığı 2 uçağın geri gönderildiğini doğruladı. Şimdi kafanız karışmış olabilir. Kanada ve İsveç uçakları, Kanada uçağı Kuveyt'ten kalkıyor, İsveç uçağı İncirlik'ten kalkıyor iddialara göre ve içinde silah var. Irak bölgesel Kürt yönetimine götürüldüğü iddia edilen, bunları arıyor ve geri yolluyor uçakları Irak. Bugün Türk Dışişleri Bakanlığı bunu, İncirlik iddiasını, haberin içindeki İncirlik boyutunu yalanlıyor ama kalanı muhtemeldir ki daha çok tartışılacak. Silvan'da 2 ölü 6 yaralı daha. Türkiye'nin, hani hep söyleniyor ya işte, huzur, güvenlik, refah falan atılıp tutuluyor. Tek parti, istikrar bilmem ne. Bakın o istikrardan bahsedeceğiz şimdi. 7 gündür bu ülkenin toprakları içinde bir yerde sıkı yönetim var. Sokağa çıkma yasağı var. Ve orada insanlar ölüyor. İnsanlar ölüyor takır takır. 2 kişi öldü, 6 tane de yaralı var. Bu arada biz yayına hemen girerken şehit haberi geldi. Hani çok huzur, güvenlik, refah, istikrar falan var ya, işte 1 Kasım seçim sonuçları öyle pompalandı. İstikrardan bahseden bir haber bu. Bir de buradan iki haber okuyacağım size. Biri çok utanç verici bir haber. Bizler açısından çok utanç verici bir haber. Yoksa haberin içeriği doğru. Medyaya kapatma son çözüm. Söyleyen kim biliyor musunuz? İran Cumhurbaşkanı. Ruhani demiş ki, gazetecileri baskılardan korumak için şeffaf yasalar yapılmalı. Tıpkı idamın son ceza olması gibi medya kapatmanın da son çözüm olması gerekir. İran Cumhurbaşkanı söylüyor. Bu arada saray tartışmaları içinde, hani yeni saraylar var diye dün sabah konuşmuştuk. İstanbul'da Yıldız Sarayı da kullanıma açılacak falan diye. Türkiye Gazetesi'nde Atatürk'le ilgili hiçbir şey yok, bugün silemeyecekler. Ya işte aynı şeyi konuştuk. Hani bundan önceki yayında konuştuk ya. Lider olmakla lider kalmak arasındaki fark bu. Bir tanesinde ancak korkuyla yerleştirebilirsiniz, liderliğinizi kabul ettirebilirsiniz. Diğerinde sevgi varsa zaten içinizde, lider olarak onu benimsersiniz ve 77 yıl sonra insanlar hayatı durdurur, ayağa kalkar ve anar o insanı. Ama öbüründe, söyledim yani, hep Allah, hep din, hep kitap anlatılıyor. Bir Fatiha okuyacak insanı bakalım bulabilecekler mi? Neyse, biz başka bir habere geçelim. Şu saray haberleriyle ilgili olarak Yıldız Saray Kompleksi'nin Cumhurbaşkanlığına tahsis edilmesi tartışma yarattı. Biz dün tartışmıştık. Tahsise konulan özel bir maddeyle Cumhurbaşkanlığı da kompleks içinde bulunan 42 yapıyı ihtiyaç halinde uygun bulduğu başka kuruma verebilecek. Şimdi başka kurum deyince siz de benim gibi tedirgin oldunuz mu olmadınız mı bilmiyorum. Hani şu, adını uydurmayayım ya, hani bir tane vakıf var, biz hep konuşuyoruz ya, mesela Suudi Arabistan'dan 99.999.990 dolarlık bir havale indirilen vakıf. Acaba mesela o vakfa da tahsis edilebilir mi? Şeytanın avukatlığını yapalım biraz, içimden bir ses neden olmasın diyor çünkü çok üzülüyorum ama. Bütün saraylar benim, ne istersem yaparım. İşte saray sizin olabilir. Tam da bu söylediğim. Doğru söylüyorsunuz. Saray sizin ama sevgi hak edilmesi gereken bir şey. Öbürü saygı da aynı şekilde. Sabah gazetesi Dumanlı terör örgütünün beyni demiş. Özel haber. Ekrem Dumanlı'dan bahsediyor. Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni. Siyasi ve askeri casusluk yaptı. Hükümete karşı darbe girişiminde bulundu. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkıp kendisinden şikayetçi olmasını bekliyoruz. Uçağın başkonuğuydu çünkü. Değil mi? Uçakta taşındı yıllarca Ekrem Dumanlı. Muteber gazeteciydi.
Onun yazdıkları doğruydu, onun söyledikleri doğruydu. O zaman bir şekilde başvurmak gerekiyor. CHP'de ince hesaplaşma. Ha, bugün size bir haber. Biz bugün akşamüstü CHP'yi en iyi bilen isimlerden bir tanesiyle biraz farklı periskop yayını yapacağız. Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Türey Köse ile. Sevgili Türey bugün onun ofisine konuk olacağım ben. Cumhuriyet Gazetesi'ne gideceğim ve orada CHP ve seçimler tarihini anlatacak biraz. Hani CHP neden bu kadar çok kurultay yapar? Neden liderlik sevdası hiç bitmez? Dün anlatmıştım ya size. Türey bu işi çok daha iyi bilen, çok daha yakından takip eden bir isim. Biraz onu konuşacağız. Yani CHP'deki bu liderlik sevdası, lider değişimine ilişkin çok hızlı yaşanan değişimlerin gerekçesi nedir? Onu konuşacağız. Saat 4'te yapacağız. Gerçi arada hatırlatırım ama yine de aklınızın bir köşesinde bulunsun. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti tarihin seyrini değiştiren Türk Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle. Saat 16'da arkadaşlar neden hiç iktidara ortak olamaz onu da konuşacağız. Tarihin seyrini değiştiren Türk diyerek bir Atatürk portresi vermiş. Atatürk'ün ardından yazılanlarla. Türkiye Hakim Parti Sistemi'nde 1 Kasım 3 görüş denilmiş. Bakalım Gül'e umut bağlayan muhaliflerde üstüren Erdoğan ve Davutoğlu'nu telefonla kutladı. Ya işte ben söylemiştim demeyi hiç sevmiyorum da. Hatırladınız mı? Abdullah Gül ve Garanti konulu bir program yapmıştık bir sabah. Hani ne kadar garantili olursa konuşulur. O arkada kitapların hepsini okudum. Vallahi bu soruyu sormaktan vazgeçmediniz arkadaşlar. Hayır. Mangal yaparken yerlemek için kullanıyorum çoğunu. Okumak üzere değil. Bazen masanın ayağı falan oynadığında altına sıkıştırmak için kullanıyorum. Okumak üzere değil yani. Okunmuyor. Sözcü hepimiz Atatürk'üz manşetiyle çıkmış bugün. Bakalım büyük boy bir fotoğraf ve tam sayfa. Son sözcü okuduk. Posta ders gibi manşetiyle çıkmış. Türkiye'ye gelen İranlı devlet adamları tavır olarak Anıtkabir'e gitmiyor. Türkiye'de buna göz yumuyor. Fransa yemekte masada şarap olmasın diyen İran Cumhurbaşkanı'na şu sert yanıtı verdi. Bu talebiniz Cumhuriyet ilkelerimize aykırıdır. Şarap bile aydınlık yok mu aydınlık? Yok. Olmayacak. Hiç olmadı. Neden olmadığında da ne kadar haklı olduğumu 2 gün önce gördünüz herhalde. Yemekte masada şarap olmasın. Şarapla, sadece bir kadeh şarapla bile tartışma nereye gelebiliyor görüyorsunuz. Bu Atatürk konusunda hani gelen heyetler öyle büyük taklalar atıldı ki buna ilişkin olarak Türkiye'de. Mesela çalışma ziyareti diye bir şey uyduruldu. Resmi heyet ziyaretlerinde Anıtkabir rutin programın içinde olduğu için çalışma ziyareti diye bir şey uyduruldu. İran'dan falan böyle gelen insanlar hani Anıtkabir'de uğramadan arazi olup gidebilsinler diye. Bakın Fransa'nın tavrını görüyorsunuz. Bugün Anıtkabir 20.30'a kadar açık. Posta Gazetesi bunda haber yapmış. Milliyet 15 adımda tuzaklama manşetiyle çıkmış. Bugün Tolga Şardan'ın bir özel haberi yine. Askeri casusluk davasında kurulan kumpas 15 maddede adım adım belirlendi. Kurbanlar çakma hat ve ikinci el telefonla irtibata geçirilerek tuzağa düşürüldü. Şaşırtıcı değil. Kumpas olarak şimdi ortaya çıkması ilginç sadece. Habertürk'ün manşeti iş adamına tapeli şantaj. Ankaralı iş adamına elimizde dinleme kaydın var. 250 bin euro ver yoksa yayarız diyen 5 polis 20 yılla yargılanacak. Polis içindeki çete, emniyetin içindeki çete ilişkin bir değerlendirme. Milliyet Atatürk'ü manşete taşımamış mı? Sürmanşette var. Bütün gazeteler, bütün büyük gazeteler öyle yapmış. Sürmanşet, manşet üstü kullanmışlar zaten. Genelde öyle yapılır ama tam sayfa kullanmıyorlar artık. Yani bir tek Cumhuriyet. Aydınlık sorunu yok. Diğer cumhuriyetçi dediğimiz gazetelerin sorunu var. Hepsi HDP, PKK sevicisi. Oldu iyi günler. Yeni Şafak kavga başladı manşetiyle çıkmış ve davul çalarak tabii sevinerek yapmış. CHP'deki kavgadan bahsediliyor. 1 Kasım'da %25'i aşamayan CHP'de liderlik savaşı erken başladı. Mecliste 42 il başkanı, vekiller ve belediye başkanlarıyla basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. İnce adaylık için delegelerden bugün imza toplayacak. Bu il başkanları hikayesini dün biraz anlatmıştım. Ha, bu arada Yeni Şafak hani yukarıda şu kadar, gerçi abartmayın bakın bu kadar siyah beyaz bir kutunun içinde yarım bir Atatürk portresiyle saygıyla anıyoruz yazmış, zahmet vermişiz. Hakikaten zahmet olmuş. Şu il başkanları hikayesine gelince sabahta da sürmanşette var. Hatırlayın
2010'da Mayıs'ta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu parti genel başkanlığının artık gelip gelmeyeceği tam tartışıldığı dönemde. Bakın ben bunu bir gazeteci olarak yaşadım ve o dönem o haberi yapan insanım. O yüzden bunu internetten de bulabilirsiniz. Deniz Baykal'a çok yakın isimlerden bir tanesi. O dönemin grup başkan vekili Sayın Mustafa Özyürek bir açıklama yaptı. NTV'den, o dönem NTV'de çalışıyordu. Şimdi başka bir kanalda, Habertürk'te çalışıyor. Sevgili arkadaşım Sibel'e Sibel Erdem'e. Dedi ki, eğer bir lider değişimi olacaksa Deniz Baykal'ın kafasındaki isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu önemli bir haber, çok önemli bir haber, bir son dakika haberi. O dönem NTV bir son dakika logosuyla yayınladı elbette bunu. Ben de bunun üzerine Sayın Deniz Baykal'ı aradım. Olayın tarafları hala yaşıyor, hayatta. Sorabilirsiniz onlara da. Deniz Bey ile konuşurken bana dedi ki kafamda bir isim yok. Eğer olursa da ben söylerim zaten bu ismi. Bu anlaşıldı ki CHP'de bir şeyler oluyor ve iş artık bambaşka bir noktaya gidiyor. Bunun üzerine işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olanlar, olmayanlar herkes ortaya çıktı. Ama şöyle bir ayrıntı var, bunu söyleyeyim, çok hızlıca devam edeceğim hemen. İl başkanları bir açıklama yaptılar. Bir tanesi hariç, İzmir İl Başkanı'ydı yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa. Biz liderimizin Sayın Deniz Baykal'ın arkasındayız. Açıklaması. Ertesi sabah, bakın üzerinden 24 saat geçtikten sonra. Hepsi tekrar açıklama yaptılar. Yeni genel başkan adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz diye. Şimdi bu il yönetimleri, hepsi için aynı şey geçerli değil elbette ama sonuçta delege sistemiyle hareket eden partilerde herkes kendine yakın adamlardan oluşturur genelde. Olmaması en büyük dileğimiz ama bütün siyasi partiler 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Bu haberi okurken bu ciddiyetle okuyun diye söylüyorum. Zaman savcıya gözdağı manşetiyle çıkmış. Atatürk vefatının 77. yılında anılıyor denilmiş. Bir tane fotoğraf kullanmışlar falan filan. Zahmet olmuş. Bir gün emperyalistleri koruma haftası denilmiş. Yeni Şafak kadar bir gün kullandı fotoğrafta bu arada. Emperyalistleri koruma haftası. 2 günlük G20 zirvesi için 10 günlük protesto yasağı. Türkiye'de protesto yasağı çok 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 uzun süredir var. Ve Star, ki Milli İrade'nin sesidir biliyorsunuz. Boru değil, parti bülteni. Karadan girelim manşet. Nasıl? Efsane değil mi? Karadan girelim. Her şeyi bitirdik, her boyayı boyadık, fıstık yeşili kaldı. Kim bunu söyleyen? Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu. CNN International'da konuştu. DAEŞ'e karşı, IŞİD dememek için uyduruldu biliyorsunuz bu. IŞİD'e karşı yani, DAEŞ'e karşı. Hava operasyonları yetersiz, kara gücünü de konuşmalıyız. Bütünleşmiş bir strateji olursa Türkiye rol oynamaya hazır. Her derdimiz bitti. Terörü ithal ettik. Ankara'nın göbeğinde bombalar patladı. Bu IŞİD pislikleri, katilleri yüzünden. Sadece bu politika nedeniyle. Sadece bu politika nedeniyle. Altını kalınca çizelim. Her şey bitti. 102 insanımızı Ankara'nın göbeğinde, gar meydanında bir bombayla yok ettiler. Ve biz o kadar büyük bir ülkeyiz ki, o kadar büyük, yani tarihe sığmayacak kadar büyük bir siyasi dehaya sahibiz. Karadan da girmeyi konuşuyoruz. Allah. Coşkunluğun bu kadarı bile yetmez. Devam. Özgür Gündem, Farkin için acil direniş başlığıyla çıkmış. Elbette hiç Atatürk'e ilişkin tek satır bile yok. Vatan sürmanşetinde Atatürk'ü sonsuza dek bizimlesin sözleriyle anmış. Manşeti de 13 ayrı suç, İzmir'deki askeri casusluk davasında sanıklara kumpasla suçlanan 17 üst düzey bürokrat ve polis şefi tutuklandı. Fezleke'de terör örgütü kurmak ve sahte delil üretmek dahil 13 suçlama yer aldı. Ne güzel değil mi? Yeni bir suç keşfettiler. Kumpas suçu. İnsanlar kulaklarını yırtarken, öyle diyeyim, hiç kimse duymuyordu bunları. Ya bunlar yalan, adamlar uydurma delille insanları içeri attı dediğinde herkes havaya bakıp ıslık çalıyordu. Kriz bu sefer teğet geçmez. Tarafın manşeti Süleyman Yaşar'ın ağzından bir ekonomi değerlendirmesi yapmış. Evrensel işte işçi ailelerinin durumu, varın siz karar verin diye bir manşet yapmış. Karşılaştırmalı bir bordro yayınlamış. Tabii ki Atatürk yok içinde. Hani söylüyorlar ya işte biz toplumu kucaklayacağız, herkesin, milletin şeyi olacağız işte, millete yayın yapıyoruz, sadece belli insanlara değil. Bu da samimiyetsizlik. Yani sağdan ya da soldan olması fark etmiyor, bu da samimiyetsizlik. Boru gibi samimiyetsizlik işte, nesini savunacaksınız?
Bundan önceki yayında o yüzden konuştuk. Lider olmakla lider farkını, lider kalmak farkını. Bugünkü el konulmuş hali paralel ihanete kesintisiz sorgu manşetiyle çıkmış. Bakalım. Saygı ve minnetle anıyorlarmış Atatürk'ü de. Altında da hemen Erdoğan ve Davutoğlu'nun 10 Kasım mesajları yazmışlar. Akşam gazetesi ya dur bir dakika. Ben bugün protesto hakkımı kullanıyorum. Yani. O kadar saçma sapan gazeteler yapmışlar ki yine. Yeter bu kadar. Okumuyorum. Hadi bugünlük bu kadar yetsin. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için, beni evlerinize kabul ettiğiniz için. Ama bir günde Osmanlı için bir yayın aç ve sizin de samimiyetin. Ya ne Osmanlısı, ne anlatıyorsun güzel kardeşim? Hadi bak bir sürü adam var bunları yapabilen. Yanlış yerdesin. Devam et. Vitrini kapatma. Yarın sabah tekrar görüşürüz ölmezse kalırsak. Bu yayını da bir yarım saat 45 dakika sonra muhtemelen medyascope.tv adresinden izleyebilirsiniz. Yarın dediğim gibi sabah saat 9'da bir aksilik olmazsa ölmezse kalırsak burada olacağız ve konuşacağız. Çünkü konuşmamız gerekiyor. Çünkü korkmamamız, tırsmamamız gerekiyor. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.